17 bin kilometre yeni dublyo. İstanbul'dan İzmir'e otoban, İzmit Körfezi'ne dünyanın en büyük ikinci köprüsü. Çanakkale Boğazı'na köprü, 10 yeni yüksek hızlı tren hattı ve yeni havaalanlarıyla ulaşımda muasır medeniyetleri aşmış bir ülke olacağız. 2002'de Türkiye'de iktidarı devralan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yıllık görev süresi boyunca Türk halkının uzun yıllardır hayalini kurduğu yerli otomobil, yerli savunma sanayi, doğalgaz ve petrol keşfi hayallerini hayata geçirdi. Kendi otomobilini, kendi uçağını, kendi uydusunu yapan bir ülke olacağız. Kendi tankını, kendi helikopterini, kendi savaş uçağını üreten bir ülke olacağız. Erdoğan'a bu devrimde şahitlik edenler olarak sırada yeni devrime hazırlanmalıyız. Sıradaki devrimin adı 2023 Türkiye Yüzyılı. Türkiye, son yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yaşadığı teknolojik gelişme ve atılan emin adımlarla çok sayıda yeni değere kavuştu. Türk halkının Cumhuriyet'in ilanından bu yana hayalini kurduğu birçok proje birer birer hayata geçiriliyor. Türkiye, özellikle son 10 yıl içinde gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki projelerle birçok alanda gelişmiş ülkelerle yarışacak pozisyona sahip oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın emperyal güçlerine karşı çıkarak önüne içeride ve dışarıda çıkarılan tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin hedeflerine koşmasına zemin hazırladı. Erdoğan, geçmişte her aşamada karşılaştığımız "siz yapmayın, biz size daha ucuza satarız" teknolojik ve özellikle milli savunma sanayi konusunda her safhada yerli ve milli üretimden yana tavır aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşundan cesaret alan baba yiğitler, yerli otomobili, mühendisler İHA'ları, SİHA'ları, savaş uçaklarını ve mühimmatları üretti. Türkiye'nin en büyük cari açık kalemi olan enerji konusunda da boş durmayan Türkiye, geçmişten bugüne hemen hemen her Türk vatandaşının dile getirdiği, neredeyse bütün komşularımızda olur da bizde nasıl olmaz denilen petrol ve doğalgaz keşiflerini gerçekleştirerek, Türk halkının 100 yıllık bütün hayallerini Cumhuriyet'in 100. yılında hayata geçirdi. 1961 yılından bu yana devrim otomobilinin üretim girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Türkiye'deki herkesin hayali olan yerli otomobil için Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük emek harcadı. Yerli otomobil üretimi için usanmadan baba yiğit arıyoruz diyen Erdoğan, 2017 yılında Anadolu Grup, BMC, Kıraça Holding, Türksel Grubu ve Zorlu Holding'in katılımıyla çalışmaları başlattı. Türkiye'nin büyük hayali yerli otomobil, 27 Aralık 2019'da ilk tanıtımıyla vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Geçmişte yakıt koyulamadığı için üretiminden vazgeçen zihniyetin hayata geçiremediği büyük proje, 29 Ekim 2022'de Bursa Gemlik'teki fabrikanın açılmasıyla üretime geçti. TOG, Mayıs 2023 itibarıyla almaya hak kazanan vatandaşlara teslim edilerek Türkiye yollarında hareket etmeye başladı. Türk halkının en büyük arzularından biri de savunma sanayinde dışa bağımlılıktan kurtulmak oldu. Kendi İHA'larını, SİHA'larını, savaş uçaklarını ve füzelerini göklerde görmek isteyen Türk halkı uzun yıllar bu hayallerinden mahrum kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşu sayesinde savunma sanayi alanında da büyük yol alındı. Özellikle Selçuk Bayraktar'ın 2014 yılında ilk Bayraktar TB2'leri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etmesiyle hızlanan savunma sanayindeki yerlilik yarışı, bugün insansız savaş uçağı Kızıl Elma, yerli savaş uçağı Kaan, yerli eğitim uçağı Hürjet ve yerli füzeler Atmaca, Bozdoğan, Cirit, Çakır, Gökdoğan, Hisar, Somlar'la zirveye çıktı. Geliştirilen yerli silah, uçak, SİHA ve füzelerle %30'larda olan savunma sanayindeki millilik seviyesi %80'lerin üzerine çıkarıldı. Şüphesiz Türkiye topraklarında doğup büyüyen her vatandaşın en büyük hayallerinden biri de yerli doğalgazı kullanmak arzusu oldu. Türkiye bu kapsamda da büyük adımları peş peşe attı. Türkiye, enerjide bağımsızlık yolunda ilk hamlesini denizler için attı. Türkiye denizlerde gaz aramak için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı aracılığıyla ilk sondaj gemisi olan Fatih'i 2018 yılında 262.2 milyon dolar karşılığında işletme haklarıyla birlikte satın aldı.
doğal gaz arama kapsamında hamlelerini peş peşe yapan Türkiye, Yavuz sondaj gemisini ise Ekim 2018'de 262.5 milyon dolar karşılığında Türkiye'nin envanterine soktu. Kanuni sondaj gemisi ise TPAO tarafından 2020 yılında 37.5 milyon dolar karşılığında satın alındı. Türkiye'nin envanterine kattığı son gemi olan Abdülhamit Han sondaj gemisi ise Kasım 2021'de TPAO tarafından 180 milyon dolar karşılığında satın alındı. Peş peşe atılan bu adımların meyvesi 2021 yılında alınmaya başlandı. Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olan Fatih, 2021 yılında Karadeniz'deki Sakarya sahasında 135 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini duyurdu. Sonrasında yapılan bu değerlendirmeler ve çalışmalarla bu gazın limiti artırıldı. Karadeniz'deki gazın karaya çıkarılması ve Türk vatandaşlarının kullanımına sunulması için yapılan çalışmalar sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Nisan 2023'te Karadeniz gazının devreye alındığını açıkladı. Türk vatandaşlarının en büyük hayallerinden biri de kendi topraklarımızdan çıkarılması beklenen petrol rezervleriydi. Yıllardır sınır komşumuz olan Suriye'de, Irak'ta ve İran'da büyük petrol rezervleri çıkarılıp ülkenin gelişmesine katkı sağlarken Türkiye bu haktan mahrum bırakıldı. Türkiye'nin petrol rezervleri olduğu tahmin edilen Güneydoğu bölgelerinde terör belası dolayısıyla yıllarca petrol araması ve çıkarılması yapılamadı. Savunma sanayinde gelişen imkanlar ve yerli akıllı silah sistemleri sayesinde bölgenin terörden temizlenmesi sonrası arama çalışmaları sonuç verdi. Gabar Dağı'nda 2020'de başlatılan sismik araştırmalar sonrası 13 Eylül 2021'de günlük 400 varil debili Şehit Esma Çevik bir kuyusu faaliyete alındı. Bölgedeki devam eden araştırmalar neticesinde Gabar'da Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi de geçtiğimiz günlerde yapıldı. Türkiye ekonomisine toplamda 70 milyar dolar katkı sağlaması beklenen günlük 100 bin varil üretim yapılabilecek kapasitesiyle Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Kuyusu dün düzenlenen törenle açıldı. Böylece Türk halkı en büyük hayallerinden biri olan yerli petrole de kavuşmuş oldu. 14 Mayıs 2023 tarihi dönüm noktasıdır. Lider ülke Türkiye'nin meşalesi yakılmıştır. 29 Ekim 2023 artık ufukta görülmüştür. Türkiye iradesine ve geleceğine sahip çıkıyor. Gençlerimiz, Türkiye yüzyılı vizyonumuza sahip çıkıyor. Kadınlarımız, onlar için yaptıklarımıza ve yapacaklarımıza sahip çıkıyor. Emeklilerimiz, kendileri için attığımız samimi adımlara sahip çıkıyor. İşçi kardeşlerimiz, haklarını teslim etmek için verdiğimiz mücadeleye sahip çıkıyor. Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi ve Sünnisiyle milletimizin tamamı bu ülke için kurduğumuz hayallere, belirlediğimiz hedeflere sahip çıkıyor. Cumhur İttifakı olarak oyunları boza boza, zincirleri kıra kıra hep beraber omuz omuza zafere koşuyoruz. Zafere 85 milyon olarak emin adımlarla Türkiye yüzyılına yürüyoruz.